esasında alışkın olduğumuz yani. Dark Passage kadrosu. Yani bu nedir? Ormana tank al, yukarıya tank al, alt koridorda bütünlüğü sağlayacak bir destek şampiyonuyla birlikte iki tane taşıyıcı. Buradaki tüm amaç ne? Tüm amaç şu, Naru'yu ve Hollyphinx'i koru. Onlar hasar verirken rakip takımı onlardan uzaklaştır ve maçı kazan. Dark Yine Passage, aynı mentaliteyle Dark Passage devam ediyor şu an. Dark Passage aslında bunu yapmak, yani şunu yapmak istiyor. Oyunun başında hem Corki, hem Lulu, hem de yukarıda Renekton. Üçü de koridorda rakiplerine göre çok daha avantajlı evet. gözüküyorlar. Caitlyn belki koridor safhasında Corki'ye karşı bir üstünlük yaratabilir. Yanındaki Nami ile beraber ama aşağı koridor ormancılar tarafından çok sık, özellikle oyunun başında ziyaret edilen bir koridor değil. Evet. Bu iki koridoru korumak için, arkasını kollamak için Evelynn devamlı oralarda dolaşacak. Jarvan İki tane seçeneği var. Takım arkadaşlarıyla beraber konuşacak bunları. Ya koridoru iki takım arkadaşı çok hızlı bir şekilde ittirecek rakiplerine göre. Rakip ormana girecek, Evelynn'in ormanını bozacak. Ya da Evelynn'in nereden geleceğini yine Dark Passage karar verecek. Nasıl? Yani rakipteki ormancının nereye geleceğini nasıl karar verirsiniz? İki tane koridoru dondurursunuz. Bir tanesini ölümüne ittirirsiniz. Evet. Yani koridoru yemlersiniz. Dersiniz ki bak bu koridorda ne var? Gel. Yani sana ekmek var. Ama Jarvan o çalıdan çıkarsa Evelynn ne Orianna, diğer tarafta Lulu'yla Jarvan. Evet. Ya da yukarı koridorda yine aynı şekilde, yani ikili ikili karşılaşmalarda hep Renekton artı Jarvan, diğer tarafta Irelia artı Evelynn. Yani burada kesinlikle Dark Passage üstünlüğü var. Bu şekilde yemlemeyi başarabilirlerse eğer. Başarabilirlerse ama işte. Yani Harper aslında çok da akıllı bir oyuncu. Evet. Bunu yer mi yemez mi o ayrı bir soru işareti bunu ama oyunun içerisinde biraz göreceğiz ama oyuna geçmeden önce arkadaşlar aradan hepiniz geldiniz görüyorum. Arka taraflar her yer doldu. Şöyle kocaman bir alkış alalım ve oyunun içine doğru geçiyoruz. Türkiye büyük finallerinde ikinci maçtayız seride. Bakalım Dark Passage acaba bir maçı daha kazanabilecek mi yoksa Team Turkuality eşitliği mi getirecek? Bu maçın ardından hepimiz şu anda oyunu görüyoruz. Sihirdar Vadisi'ne indi takımlar. Mavi tarafta Team Turkuality olacak bu maç boyunca. Kırmızı tarafta ise Dark Passage. Biraz daha ilk maça nazaran öyle pek aksiyon istekarda aramayan, daha çok defansif başlayan iki takım dizilişi görüyoruz ilk saniyelerde. Evet, yani oyunun erken safhalarında rakibin ormanına totem koymak isteyebilir agresif totemler Dark Passage ekibi. Çünkü yani Evelynn'in gelişini görmeniz çok mümkün olmuyor. Saniye. Ama en azından kampında hangi kampta olduğunu belirleyebiliyorsunuz ki Jarvan'a göre daha az bir şekilde kampları temizleyip bir anda koridoru baskı altına alabilir. O çivileri sayesinde, kazıkları sayesinde minyonlara devamlı hasar vermesi söz konusu oluyor ve Jarvan'a göre otomatik saldırıya ihtiyacı olan bir şampiyona göre kampları erken safhada belki daha hızlı bir şekilde temizleyip koridorlara baskı yapabilir. Ama burada işte koridorlarda ne olacağı çok önemli. Koridoru kazanan, koridoru oyunun başında hakimiyeti altına alabilecek olarak gözüken ikili Nami ile Caitlyn. Özellikle evet. Nami'nin yetenekleri Braum'la karşı çok ters. Hem hızlandırması yüzünden otomatik saldırının devamını engelliyor. Yavaşlatması da var. Yavaşlatması var, kitle kontrolü var. Yani bunların hepsi açıkçası Braum'un koridor safhasında sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Ama oyunun ilerleyen safhalarında o olay tabii ki değişiyor. Süresi yeni yamalarda yetiyor muydu emin değilim ama Nami'nin suya hapsi üzerine gelen Caitlyn'in kapanı. Yetiyor. Yani bunu da indiği zaman tık diye kapanı oturabiliyor. Evet işte. Ama o zamanlama önemli tabii. İşte. Yapabilecekler mi? Biraz da yürütme avantajını da kullanmaları lazım. Hem Nami hem Caitlyn çok fazla dürtebilen şampiyonlar. Ama işte bak Corki burada ne yapıyor? Hemen fosfor bombasıyla minyonları çalışıyor. Tamam siz bizi dürtebilirsiniz ama biz de minyonları biçiyoruz. Evet. O zaman kule atın. Aş. O şekilde bir pozisyon olduğu için şu an minyon sayısı da geride kalmıyor. 6'da 6 yaptı ilk minyon dalgasında Hollyphinx. Evet. Kaz'da 2 tane kaçırdı burada gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım Barne ve Hollyphinx ikilisi bu baskıyı ne kadar süre devam ettirecek alt koridorda. Şimdi bir orada hemen buz yanı geliyor. Üzerine bir de fosfor olması Kaze'ye olabildiğince üzerine oynuyorlar. Diğer tarafta da Zerg Sting onları dürtmeye çalışıyor. Olabildiğince çok güzel yine o yeteneğini kullandı. Açıkçası iki takım da
biraz da geçen maça nazaran defansif başlamış durumda. Crystal rakibin ormana giriyor. Arka taraftan dolaşacak. Çok önde Kaze ve çok erken bir ikkan görevi. Zergsting su yapışını çok güzel kullandı. Kaze oradan uzaklaşması lazım. Tutuştur var. Zergsting'in üzerine son bir vuruş ve çok erken bir ikkan. Hollywood'e gidiyor. İlk saldırısını yaptığı anda sersemletmeyi başardı. Çünkü o koç boynuzu oluştu. Dörtlüyü tamamladılar. Nemeli çok fazla yapabileceği bir şey yoktu. Burada çok güzel bir baskın. Aşağı koridora odaklandılar ve belki de rakibin en üstün olduğu, en üstün gözüktüğü koridorda onları geriye düşürmeyi başardı. Tekrar geliyor yalnız. Bakalım Kaze kaçabilecek ve Kaze son anda o ağını kullanıyor ve oradan uzaklaşabiliyor. Hyper takip etmeye devam ediyor. Yalnız dikkatli olması lazım. Yalnız bu baskının şöyle bir avantajı oldu. En azından rakip ormancının nerede olduğunu göstermedi. Yukarıda Pop şimdi birazcık daha hani agresif oynayabilir ki şu an bu agresifliği başlattı. Longwing canı bayağı bir indirdi. O ezik katili sayesinde neredeyse öldürecekti hatta. Evet. Şimdi Longwing'in koridoru kendi tarafına doğru ittirilmişken bir de üstüne dönüp tekrardan geri gelmesi gerekecek. Bu da ışınlanını harcaması anlamına gelecek büyük ihtimalle. Çok iyi değil. Bu arada bir su yapısı daha geldi ama yine Crystal alt koridoru kamplıyor. Bizim de baştan önce söylediğimiz gibi ve baktığımız zaman Holy Phoenix bir skor daha alıyor. Holy Phoenix. İki skor oldu şimdiden. 5. dakika daha bitmeden. Burada yani kendi aralarında tabii konuşup daha farklı bir yöne gittiler ve hani üstün oldukları koridorlarda zaten siz üstünsünüz. Koridorda güvenli bir şekilde devam edin minyon biçmeye. Ben aşağı koridora odaklanıyorum çünkü çok fazla itiliyorlar şu an itibariyle. Dedi ilk baskını yaptı. İlk baskının sonunda oradan vazgeçmedi. Evet. Çünkü Eve'nin oraya yardımı gelebileceğini, belki de minyonları tecrübe puanından yararlanabileceğini düşünüyordu. Belki de sürpriz baskınla Kate'le beraber skor alabileceğini düşünüyordu. Nami'de yaklaştıktan sonra. Oraya geldiği anda bir de üzerine orada Emel'in yakaladılar. İkinci baskında, üçüncü baskında bir skor da almayı başardılar. Yani bu aşağı koridordan Korkin almış olduğu iki tane skor koridorların dengesini tamamen darkness'e geçmiş oldu. Kesinlikle. Bir de üzerine hemen hızlı bir ağırkan geldi. Ağırkanın da gücünü kullanacak da oyunun erken seviyelerinde. Tabii Caitlyn biraz minyonun önünde gözüküyor ama iki tane skorla karşılaştırıldığında çok fazla ona avantaj sağlayabilecek bir durum değil. Yukarı koridoru tekrardan izliyoruz şu anda. Orada da ikişer tane Doran kılıcı var oyuncularda. Hem Longbeard'e hem de Fabulous'ta. Yalnız geçen oyuna nazaran bak bu oyunda tamam Dark Passage iki tane erken skor aldı ama yani o umutsuz anları gibi durum söz konusu değil. Zaten bu takım pozisyonunda Dark Passage'in erken safhada üstünlük kazanacağı bariz, evet, belliydi. Bariz. Ama o üstünlük birazcık sürpriz bir koridordan ben geldi. Bir tek işte biraz da Evelyn acaba Team Turquoise'i aktif kullanabilir mi diye düşündüm ama Halpern şu ana kadar en çok yapabildiği şey rakip ormana girip oralarda rakip kampları kendisine alabilmek oldu. Ama tabii Jarvan bu kadar fazla asist aldığı için 4. seviyede şu anda başa baş gidiyorlar diye tahmin ediyorum. Yukarıda yalnız inanılmaz fark var. Yani oyunun başında evet Renekton'un üstün olacağını öngörmüştük ama Longbeard'i bayağı bir zorluyor şu an itibariyle. Fabulous 47'ye 30 bir minyon farkı oluşturmuş durumda. Aa, bu da normal sonuçta. Irelia ranking gibi şampiyon karşısında zorlanabilir ama zaten onun zamanı o takım savaşları sırasında o suikastçı özelliklerini kullanacağı sırada geliyor. Ama gelişim burada ranking'den yana olacağı için yine can sıkıcı bir durum olacak. CT aleyhine. Yanından kaçmayı başardı Zergsting. Orada yetenek atışından biraz daha sakin geçiyor iki skordan sonra ama yukarıda şimdi ultisini açtı. Longbeard üzerine doğru gidiyor. Bakalım Fabulous skoru çıkartabilecek mi? Hayır. Ama burada skoru çıkartmak önemli değil. Önemli olan Longbeard'i olabildiğince kulesinin altına gönderebilmek ve minyon almasını engelleyebilmek. Zaten skor almasa da o minyondaki farkı açtıkça kendisi öne geçiyor. Bir kez daha kulenin altına girip sersemletti. Longbeard bakalım oyun yapacak mı? Bahsetmiştik. Videoda da vardı. Son bir vuruş. Bakalım gelecek mi? Longbeard şimdi üzerine doğru gidiyor. Hata yapar. Acaba? Hayır. Hata yapar. Çünkü sersemletmeden korktu ama hatırlıyor musun? Böyle bir pozisyon var. Yine Renekton ve başka biri daha vardı. Hatta 2'de 2 yapıyordu Longbeard. Kulesinin altında Nocturne vardı. Bu tarz pozisyonlarda Longbeard'den çok büyük oyunlar bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kulesinin altında hele ki Irelia oynuyorsa. Yani Fab burada birazcık fazla inandı kulenin altına giderek öldürebileceğini düşündü ama nihayetinde Irelia orada kule altında yaşamayı başardı. Ultisi sayesinde
Böylelikle birazcık daha koridorda nefes alma şansı buldu. Eğer bu oyunu yapmamış olsaydı FAP amacı bir an önce ileriye geri göndermekti. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı ve İren'i bu şekilde bedavadan bir minyon dalgasını alarak aradaki minyon farkını eritmiş oldu. Evet. Çok büyük bir hata demek istemiyorum. Sonucu daha iyi olabilirdi ama istediği gibi sonuçlanmayacak hata oldu evet. diyebiliriz. Alt koridorda mücadele devam ediyor. Orada da minyon farkı 4 milyona kadar indi. Hem de OLX'ten skoru var. Açıkçası biraz Dark Passage. Şöyle bir şey var. Dark Passage de oyunu esasında soğutuyor. Onlar da çok fazla baskın yapmıyorlar. Dikkat edin. Şöyle bir şey var. Eğer minyonlarınız kule altında rakibe doğru ittirirken siz onu kule altından çıkarmayı başarırsınız. Öldürerek veya geri düşürerek, geri kaçmasını sağlayarak iki avantaj elde edersiniz. Hem paradan geride kalmasını sağlarsınız hem de tecrübeden. Evet. Yani ekstra belki bir seviye. Evet. Burada FAP belki de bunu planladı ama yani ultisi varken o ileriye kule altında kesmek çok mümkün değil. 4.10 yamasında olsak bile çok mümkün olmuyor. Orada bir dengeleme vuruşu olayların rengini çok hiç değiştirmiyor. Ultisi olsaydı daha farklı belki olacaktı ama şu an alt koridoru tekrar izliyoruz. Bayağı bir yine ittirdiler. Bir suya hapis cezasılarımız geldi ama olmadı. Hemen Kaze orada biraz daha geri çıktı. Crystal yine bekliyor çalının içerisinde. Bakalım oradan bir acaba baskın çıkartacaklar mı? Orianna ile birlikte yalnız Evren Naru'yu orada kıstırabilirler. Şimdi üzerine doğru gidiyorlar. Hemen üzerine topunu koydu ama hayır. Diğer tarafta suya hapis ne kadar tutsa da devamını getirecek kimse kalmadı. Zerg Sting'in ardından en azından baskını engellemiş oldular ama Ejderha yerinde, onu da unutmamak lazım. Tabii bütün amaç o aşağı koridorda birisini geriye gönderip veya öldürüp o Ejderha üzerine bas kurabilmek. Ama istedikleri olmadı. Bu sefer totem görüşü sağlamdı. Evet. O bölümdeki baktığın zaman zaten baktığın zaman her tarafta totem var. Bu arada Halper'in gerçekten son zamanlarda dilinden düşen bir şey var. O da şu. Abi oyunun çok büyük bir kısmı totemmiş. Görüş olmadan hiçbir şey olmuyormuş. Bunu öğrendik geçtiğimiz bu sezon boyunca demişti. Şu anda onu biraz uygulamaya başladılar artık. Şu anda onu uygulamaya başladı. Bir önceki maçta gerçekten de totem görüşü anlamında çok kötü durumdalardı. İki skor. Bu aradaki fark çok inanılmaz bir fark değil bu dakikalar için. Kapanabilecek bir fark. Bir ejderha, bir kule yeterli olacaktır farkı kapatmak için. Evet. Yalnız yukarıda yine FAP baskıyı kurmuş ve minyon farkını kendi yine doğru çekmiş. Hatta derinlere doğru giden bir totem Zinet görebiliriz. Evet, rakibin kurtuna koyulan Zinet. Evelin de şimdi oraya doğru geldiği için şu an Evelin'in görüşünü alacaklar. Yani bu işte totemin önemi burada başlıyor arkadaşlar. Evelin'in nerede olduğunu gördüğünüz anda hemen baskıyı kurabiliyorsunuz. Bakın şu an aşağı doğru en azından totemi almak için giden bir Dark Passage ikilisi var. Round oraya yaklaştı. Bir tuzak mı kurmak istiyorlar acaba orada? Evet, arkasında derin totem. Yine derin oradaki totem. Canavar yani o golem kampını gözlemlemek için evet. bir totem daha koydular. Ve belki de evet. ama hemen bir totem geldi Aynen. oraya Zorchisting'den. Hemen kırıyor onu. Ama diğer tarafta yukarı tarafta bu arada. Şu an Dark Passage tam bir takım oyunuyla Evelyn'in gelebileceği bütün güzergahlarda bir Renekton gidiyor. Yukarıda yakalıyor. Bir Jarvan gidiyor yakalıyor. Aşağıya totem koyuyorlar. Yani o Evelyn'e de şu ana kadar fırsat vermediler. Evelyn oyunun başında skora ihtiyacı olan, bak asist de demiyorum, skora ihtiyacı olan bir ormancı ki o eşyalarını erken safhada bitirsin. En azından o kertenkenin ruhunu alsın. Üzerine rakip kompozisyona göre yapacağı bir hani sihir içenle beraber ultisinin evet. etkisini arttırmak istiyor. Ama bu oyunda böyle bir şansı olmadı. Çünkü Dark Passage aslında çok böyle hani skora yönelik olmasa da taktiğe yönelik akıllı hareketler yaptı. Evet. Ve 13. dakikaya kadar da geldiler. Şu an üstlüklerini koruyorlar. Aradaki altın farkını koruyorlar ama arttıramıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. O koridor farkı, pardon altın farkı artmadığı sürece TT'nin her zaman öne geçme fırsatını yakalama ihtimali daha da artıyor. Fabulous görüyorsun yukarıda Long'a karşı. Diğer tarafta da Polyphenix dürtme işlemine devam ediyor. Kazi yine buz yanından kaçmayı başardı.
ama evet, Clark tabii 6. seviyeden sonra Corki'nin de oyun etkisi çok daha farklı oluyor. Tribane'yi şu an dürtmeye çalışıyorlar ama o da bir tank neticede. Brown çok yukarıdaki fazla hasar almıyor. Kabadayılık devam ediyor. Pop rakibini hala kura altına hapsetmiş durumda. Naru da orada bir totem yakaladı. Geri çekimini alacak. Bak bir totem daha. Evet. Halper'in bir baskını daha engellemiş oldu bu şekilde. Evet. Halper şu ana kadar etkili bir baskın yapma şansı bulamadı. Yani Halper'in güzel durdurdular da diyebiliriz. Yalnız altlar da çok yüksek hasar aldı. Polyphenix devamı gelmedi tabii. Orada da bakacak olursak minyonlar birbirine eşit geliyor. Hala o ilk seviyelerde, ilk dakikalarda aldıkları transporun avantajını kullanıyorlar. Dark Passage alt koridoru. 2 skor, 2 asist. Onlar şu anda giderken korumasına izin veriyor. Bu arada yukarı koridoru Fabulous bir kez daha Longpin üzerine gitti ama Longpin ultisi ile birlikte oradan uzaklaştı. Bir takas oldu ama iki tarafta eşit çıktı bu takastan diyebiliriz. Ama orada da bir minyon farkı almış başına gitmiş, onu da tekrardan hatırlatalım. Yine yine orada hani ultilerin karşılıklı değişildiği sahnede fazladan bir minyon dalgası kesme fırsatı buldu. Bu da önemli. Şimdi ulti geliyor, yalnız orada çok güzel bir kalkan geldi ve orada kaçmayı başardı. Trial müthiş bir hareketle o Nami'nin gel gitini durdurmayı başardı. Ve hayatta kaldı çünkü o kombonun devamı sıkıntıydı kendisi için. Esasında Braum'u görebilselerdi belki Kaze ulti atabilirdi ama evet, şimdi Trial tekrar geliyor. Bir yemleme girişimi olabilir bu. Crystal mavi güçlendirmede orta koridorda Naru'ya verecek. Aşağıda bir şeyler olacak çünkü Evelyn de oraya doğru geliyor. Dark Passage'da yani canı çok az olan bir Trial var ama Jarvan da oraya şimdi bunun farkında olarak gelecek bakalım. Evet, Halper de geliyor şimdi alt koridora doğru. Diğer tarafta Jarvan ejderhaya girdi çünkü yukarıda Renekton kuleyi aldı. Fabulous kuleyi almayı başardı. Şimdi de ejderhaya vurmaya başladılar. Polyphenix ile birlikte Naru da orada. Hemen totem geldi. Bakalım engelleyebilecekler mi? Çok az kaldı ejderhanın. Uzaklardan bir ulti geliyor. Tekrar ultisi geliyor. Savaş başlayacak. İki ışınlanma da geldi. Bakalım bir önceki baştan farklı bir şey görecek miyiz? Harper düştü. Ardından bakıyoruz. Zergsting'in üzerine giden bir Fabulous var. Zergsting orada kaçtı. Diğer tarafta Longpin yakalamaya çalışıyorlar ama ondan önce Braum düşüyor. Longpin düşecek mi? Tutuşturla birlikte Longpin düşüyor. İkide iki yapan bir Naru var. Zergsting arkadan hala uğraşıyor ama Caitlyn'e düşüyor. Fabulous Caitlyn'i öldürmeye başardı. 2'de 2 yaptılar. Son bir skor daha. Ve 3'te 3 yapan bir Lulu, bir Naru var. Ve katliam geliyor. Dark Passage bir kez daha takım savaşlarındaki o tecrübesini konuşmaya başardı. Bu ejderha kesinlikle vermeni lazımdı. Yani zaten geride oldukları hem kompozisyon olarak hem altın olarak geride oldukları bu dönemde. Ya istemedikleri bir ejderha savaşına girdiler. Nami'nin ultisi yoktu. İlk pozisyonu hatırlarsan daha Braum'un üzerinde kullanmıştı. Nami ultisi yokken böyle bir savaşa girmeleri, girdikten sonra çıkamamalarının sebep oldu. Evet. Madem inandık sonuna kadar zorlayalım dediler ve sonuna kadar da öldüler. Sonuna kadar ölmek böyle bir şey. Çok zorladılar. TT'nin biraz daha sakin oynaması gerekiyor belki. Yani ufak bir fark verecekken o farkın çok büyümesine neden oluyorlar. Biraz daha dikkat, biraz daha akıllıca oynamaları lazım. Yani o anda sen eğer ki o ejderha için yeterli güce sahip değilsen, yeterli bilgiye sahip değilsen bırak hiç, yani almaya çalış. Bin altın. Mücadele etmeye çalışma. Bin altın gitsin ama böyle yaptığında işte aradaki altın farkı şu anda 7000. Evet. Yani bazı durumlarda takımların kafası şöyle bir düşünce olabiliyor. Birazcık da pro oyuncu açısından bakalım hadi öyle düşünelim. Abi bu ejderhayı verirsek haritada başka yapmak isteyecekleri bir görev olmadığı için kulelere dadanmaya başlayacaklar. O yüzden bu ejderhayı alalım, aradaki altın farkını elimize çevirelim. Böylelikle birazcık daha dayanma şansı olsun. Çünkü belki oyunun sonunda çok daha etkili olacağız. Evet. Bu takım kompozisyonuyla. Ama işler öyle ilerlemiyor. Çünkü takımın kompozisyonu yeterli olmayınca yukarıdan Renekton'a karşılık, güçlü bir Renekton'a karşılık o kadar da güçlü olmayan eşya farkına bakacak olursak zaten bu her şeyi anlatıyor. Bir eliye geldi ve Fab ilk oyunda olduğu gibi bu oyunda da gerçekten oyuna yumruğunu vurdu ve 2-0-3 şu an skoru. Bu arada Naru orman içerisinde Halper'i yakalamışlar. Crystal'la birlikte uzaklardan gel git geliyor. Bu terbiye TT'ye can skor olabilecek mi? Jarvan düşüyor. Üzerine Naru düşecek mi acaba? Üzerine çift güçlendirme var. Tutuşturla birlikte üzerine gidiyorlar. Diğer tarafta Caitlyn öldü. Naru hayatta kalıyor. Naru hayatta tutuluyor. Derken skoru arka arkaya gelmeye devam ediyor. 3'te 3 yapan bir Corki var. 3'te 3 yapan bir Olympics var.
Ama yani Dark Passage ne istediyse TT tamam varım orada dedi ya. Ya oyunun başından beri adamlar erken çete savaşlarını istiyorlar. Erken bu tip savaşları istiyorlar ve TT de her seferinde buna karşılık veriyor. Yeterli hasara sahip olmadıkça için, yeterli kompozisyona sahip olamadıkları için, yanlış kararlar verdikleri için de devamlı geri düşüyorlar. Şu an bir de kule alacak muhtemelen burada Dark Passage ekibi ve oradaki altı farkın 10.000 üzerine çıkaramadılar ama bayağı yaklaşıyor. 9.500'lük bir fark var. 9.500 altın 19. dakikanın içerisindeyken, yani zaten eşyalara baktığımızda bu altın farkını görebiliyoruz. Minyonları eritiyor bu arada. Tabii, bekliyor. Minyonlar ölsün diye. Kendi minyonları. Ve üzerine bir de tuzak. Kase'yi bakalım yakalayabilecekler mi? Bakalım. 2. 3. vuruş. 4. vuruş. Sersemletmeye gerek kalmadan orada Kazyalılar üzerinde Berkstink tutuşturuyla birlikte 2'de 2 yapan bir Orifrix çoklu skorların ismi oluyor 2 maçta da. Yani ne haritada bir görüşü kaldı şu an. Tamamen ormanların hakimiyetini kaybettiler. Global görevleri verdiler, skorları verdiler. TT daha hani iyi gözüküyordu ilk maça göre. En azından kağıt üzerinde evet. Kompozisyonlarıyla ama yani o kadar yanlış kararlar verdiler ki bu oyunda. Yine ilk oyunda olduğu gibi diyelim. Yani yukarıda... Maçı şu an kapatmak tamamen Dark Passage'in elinde. Yani skorlara bakar mısın? Yukarıdaki Renekton 2-0-5. Ormandaki Jarvan 1-1-9. Ortada Naru 3-0-4. Saldırı gücü taşı ise 7-0-3. Yani orada koptu zaten olay. 0-1-8 oynayan bir de Brown var. Yani gerçekten de şu anda çok zor. Bir skor daha geldi ki yani o kadar hızlı düştü ki orada Nami. Nami'nin hani haritada kaldığı süreden çok öldüğünü bildikleri için kendi ormanlarında görüş olmadığını biliyor Dark Passage. Her seferinde onu avlıyorlar. Belki ne kadar altın veriyor? 100-150 altın bir şey veriyor ama daha önemli bir şey var. O altınla ihtiyaçları yok. Zaten yeterince altınları var. Rakibin ormanındaki görüşü tamamen yok etmiş durumdalar. En azından giriştekini. Şu anda Team Turquoise için her geçen saniye biraz daha umut ışığı sönmeye başladı. Çünkü sürekli Dark Passage aradaki altın farkını açıyor. Sürekli açıyor. Bundan bir 10 dakika önce böyle değildi. Aradaki altın farkı sabitti. Ta ki o ejderha savaşına kadar yine bir ejderha savaşı ve yine Dark Passage o ejderha savaşından üstün çıkmak başardı. Neyi geçiyorum? Güçlendirmelerden itibaren TT'nin sadece bir tane totemi var. Bir görüşü var. Yine yakalandı. Yani orada görüntü avantajın yok. Niye giriyorsun? Karanlık haritanın üst tarafı. Karanlık artık gitme oraya. Belli yani oraya her gittiğinde tekrardan skor veriyor. Alt koridorda bu arada Kanse ile Olympic birebir savaşıyor. Kırmızı güçlendirme bir boss zor olması. Artık işler çok zor. Team Turquoise için bu maçı döndürmek pek mümkün gibi gözükmüyor. Üzerine Jarvan ultisi geliyor. 20. dakika ve çok hızlı biten bir maç. 21. dakikanın içerisinde